Merhaba sayın seyirciler. Bizim Topraklar programına hoş geldiniz. Üzüm tarımını ve pazarlamasını ele alacağımız bugünkü programımızda Alaşehir'deyiz. Programımızın ilk konuğu Alaşehir Ziraat Odası Başkanı Necdet Türk. Sayın Türk, Alaşehir üzümüyle meşhur, evet. Üzüm ihracatıyla meşhur. Bunlardan söz eder misiniz lütfen? Tabii Alaşehir'imiz sizin de dediğiniz gibi %98'i bağcılıkla geçinen bir yöremiz. Ve Türkiye'de de deniz olmayıp da ilk gümrük birliği olan ilçemizde Alaşehir ilçesinde var gümrük birliğimiz. Bunun sebebi de burada bağcıların çok verimli, kaliteli ve dünyayı temsil ettiğinden dolayı burada. İhracat çok uygun üzümlerimiz var. Aynı zamanda Türkiye'nin en fazla işletmesi olan, soğuk hava deposu olan ilçemiz Alaşehir ilçesi. Şu anda 60'ın üzerinde işletmemiz var. İhracata çalışan 60-65 civarında da işletmemiz var soğuk hava depolarıyla. Ve bunlar genelde mevsim üzüm sezonundan sonra da işte narinciye girilir, kayısıya girilir, kestaneye girilir ve bunların tamamı burada işleniyor. Ve buradan ihraç yapılıyor. Ama dışarıdan geliyor değil mi? Alaşehir'de yok. Tabii. Alaşehir'de buraya taşıyorlar. Evet. Evet, dışarıdan gelip. Yani Alaşehir'imiz ihracat merkezi oldu şu anda. Peki üzüm üreticisi ne durumda Alaşehir'de? Şimdi işte orada biraz sıkıntılarımız var Erdal Bey. Yani çiftçimiz geçen yıla bakarak son iki yılımız iyiydi. İki sezon, geçtiğimiz sezon. Fakat bir sezon ne yazık ki beklentilerimizin çok çok aşağısında bir yıl geçiriyoruz şu anda. Verim açısından diyorsunuz, fiyatlar açısından. Biraz bu sene kalitemizde de sıkıntı var. Nedendir o? Hava şartlarından dolayı üzümlerimizde kurşunlu küf oluştu. Tabii kalite de biraz azaldı. Ona rağmen, rekolte az olmasına rağmen fiyatlarda da çok büyük sıkıntılarımız var. Geçen yıl şu görmüş olduğumuz bardaki ürün 1 liraya veyahut da 100 civarında satılmıştı. Bu sene 700 kuruş, 800 kuruş civarlarında üzümler satılmaktadır. Bu da tabii çiftçinin gerçekten belini bükmektedir. Geçen yıldan 1 liraya satılma üzüm bu sene 800 kuruş, 70, 80 kuruş. 80 kuruş kuruşlarda liralarda evet. Karıştırıyoruz artık. Ondan dolayı çiftçimiz biraz mağdur. Bu sene mağdur. Biliyorsunuz bunlar artık klasik laflar ama sonuçta çiftçinin girdileri gerçekten çok pahalı. Evet. Pahalı. İşte her zaman söylediğimiz gibi mazot, gübre, ilaç desteği yok. Yani hükümet tarafından, devlet tarafından yok. Bundan dolayı çiftçimiz gerçekten mağdur. Bunun yanı sıra kuru üzümde de yani Alaşehir belirli bir kapasiteye sahip. İhracat yönünden de Alaşehir bir numara. Geçen yıl tarihte bunun birinci sırada bitirdi, onu da biliyoruz. Fakat kuru üzümde de geçen yıl 4400'den kapanmasına rağmen bu yıl 2800'lere kadar düştü üzüm çok fiyatı. Farklı. Çok çok aşırı derecede fark var. İşte bu da birazcık tarihin burada fiyatını, avans fiyatını açıklamaması da bir sebeplerden birisi. Şu anda bir belirsizlik var piyasada. İşte ama piyasa kapanıyor neredeyse artık. Sonuna evet. Geliniyor yani değil mi? Tabii ne yazık ki işte bazı insanlarımız bu durumdan memnun gibi gözükse de mecburiyetten dolayı öyle göründüğünü hissediyorum. Yani çünkü diyor ki vatandaş şu anda bizim Eylül-Ekim aylarında bizim senetlerimiz, çeklerimiz ödenmesi gerekiyor çiftçinin bu aylarda. Bu aylarda da artık üzümünü mecburen elinden çıkarmak zorunda. Yani 2.8 olsa da 3 de olsa çıkarmak zorunda. Bu bir de bilinçli yapılan bir hareket diye düşünüyorum ben. Bazı işletmeler açığa alıyorlar bizim vatandaşlarımız tarafından, üzüm üreticiler tarafından. Açığa döküyorlar, emanete döküyorlar. Bunların da buradan söylüyorum sizlerin vasıtasıyla kesinlikle ve kesinlikle üzümden açığı dökmesinler, ihtiyaçlara kadar satsınlar, piyasada üzüm bolluğu olmasın. Şimdi üzüm bolluğu olduğundan dolayı da ihracatçı rahat rahat bu ihracatını yapabiliyor. Çünkü fiyatı belli, açık yani. Evet. Buradan eksiklerini tamamlıyor. Ama bu ihtiyacı kadar satmış olsa mecburen piyasada bir darlık olacak. İhracatçı geçen sene 2400 dolara satmış, yanlış hatırlamıyorsam, kesin demeyeyim ama tamla. Ama bu sene 2000 dolarlara kadar düştü. Yani bu niye geçen sene yüksek satılıyor da bu sene bir geri olması, önde olmasına rağmen bu fiyat geri çekiliyor? Bunu bir türlü anlamış değiliz. İşte bu da çiftçilerimizden kaynaklanan bir olay olduğunu düşünüyorum ben. Tekrar altını çizerek söylüyorum, kesinlikle ve kesinlikle emanete açığı üzüm dökmesinler. Ve şu anda kuru üzüm piyasası da çok mağdur. Piyasa belli değil.
Peki tarışın fonksiyonu ne burada? Tarış fiyatları regüle etmeyecek mi yani fiyat açıklayarak? Tabii ki o da çok önemli sorulardan birisi Erdal Bey, teşekkür ederim. Tabii ki tarış sezon başında, yani bu sezon Eylül başlarından itibaren avans fiyatına, taban fiyat olmasa bile avans fiyatını açıklaması gerekir. Şimdi tarihte de belirsizlik olduğundan dolayı piyasada bir şey yok. Yani fiyat belirleyecek bir kurum yok. Tabii sonuçta tüccarlar, ihracatçılar kendisi onlar belirliyor. Belirliyor şu anda yani. Zaten tarihin kapasitesi belli, 25-30 bin ton civarlarında alacak ama en azından şu anda bir taban avans fiyat belirirse çiftçi biraz zararlayacak. Bir de benim esas değinmek istediğim konulardan birisi de şu. Bu çok önemli olduğunu düşünüyorum. Bunun bir devlet politikası olması lazım tarımda yani. Şimdi benim önerim şu. Alaşehir Ziraat Odası olarak tarih 30 bin civarlarında üzüm alıyor şu anda. Alacak, kapılarını kilitleyecek. 30 bin ton. 30 bin ton alacak ve kilitleyecek. Belli, bunun kapasitesi belli. Ama hükümet tarafından, devlet tarafından daha doğrusu bu 10 bin ton veya 15 bin milli savunmaya, atıyorum 15 bin ton da milli eğitime katkıda bulunsa, yani almak için, bunları dağıtmak için alınsa, ne olacak bu sefer 50-60 bin tonlara dayanacak. O zaman diyecek ki ihracat, ha demek ki üzüm azalıyor, bizim taahhüt ettiğimiz yerler var, bunları karşılayamayacağız diye mecburen yükseltmek zorunda kalacaklar. Evet, aslar hep doğrultusunda evet. Fiyatlar yükselecek. Tabii bir de yani siz askeriyede ve okullarda bunun kuru üzüm dağıtılsın. Dağıtılsın istiyoruz yani. Bu çok çok önemli bence. Yani bizim devletimiz bunu yapamayacak kadar aciz değil. Üretim fazlamız mı var? O da yok işin garibi. Yani geçen yıl, bu yıl stok olarak sıfır stokla girdik. Yani tarihte olsun ihracat. Bir sorun yok yani. Kesinlikle yok. Kesinlikle yok. O zaman tüketim arttırmaya da böyle bir yola sevk etmeye de gerek yok yani. Tabii mantıken öyle yaptığın zaman o da doğru yani. Yani birbirini gerçi tezat oluşturuyormuş evet. Gibi oluyor ama nedense işte tarih biraz daha ön planda olması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet, o öyle düşündüğümüz zaman. Alım gücünü arttırıp. Arttırıp. Daha müdahaleci olması. evet. İşte ne bileyim bunun tarih tarafından veyahut da odalar tarafından stok edilmesi. Yani bir ambara konulup. Oradan parça parça ihracata verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Yoksa böyle hakikaten şu anda başıboşluk var. Tabii. Fiyatlar düşüyor ister istemez yani. Sayın Türk, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Size ve Alaşehirli çiftçilere bereketli olsun diyorum. Yani Erdal Bey, ben de çok teşekkür ederim. Yani böyle duyarlılığınızdan dolayı, Alaşehir'e geldiğinizden dolayı. Tamam. Ben de Kanal B televizyonu çok çok teşekkürlerimi sunuyorum. Çok tamam. Sağ olun, var olun. Alaşehir Yeniköy'de İsmail Özer'in tarlasındayız. İsmail Bey merhaba, bereketli olsun. Sağ olun, Allah razı olsun. Üzümler kesiliyor. Evet, kesiliyor. Yaş mı sattınız üzümü? Yaş sattık. Daha mı iyi oluyor yaş satmak? Tabii daha iyi oluyor. Verim daha, tonaj daha iyi oluyor. Evet yani yaş daha iyi oluyor. Biraz şeyli oluyor ama güzel oluyor. Yani bereketli oluyor yaş. Peki yaş satılması için herhalde üzümün kalitesinin iyi olması lazım. Tabii canım, evet yani. Tabii. Kimdir alan? İhracata mı gidecek? Hiç evet, şey ihracata gidecek. İhracata giden üzüme daha mı iyi para veriyorlar? Daha mı farklı? Yani tabii yani. Şimdi evet. Hem ondan bir yani ihracatta biraz daha farklı oluyor. Kuru üzümü çevirsen o daha iyi oluyor fiyat olarak. Kuru üzüm mü daha iyi? Hayır, ihracat daha iyi. İhracat evet. Daha iyi. Peki şimdi nasıl sattınız? Bahçeyi tamamını mı sattınız? Yoksa kesiyorlar, aradan kilo mu alıyorlar? Aradan kilo alıyorlar tabii, beğendiklerini alıyorlar. Yani kilo alıyorlar, beğendiklerini alıyor. Bir de her salkımı kesmiyorlar mı? Tabii şimdi her salkımı geçmiyorlar. Mesela işte bak şurada görüyor musunuz? Kalan şurada salkımı. Şurada kalmış yani, salkımlar var. Evet. Tamam. Evet. Bu, evet bu buraya geç, sergiye gir. Sergi, kurutacaksınız evet, bunu kurutacağız. Niye alınmamış bu? Küçük mü, tane ver mi küçük? Ha, küçük bir de bak yani şimdi bu sofraya girmez ki. Sofralık değil bu ya. Evet. Yani zaten belli o yani. Ama bunu yine değerlendireceksiniz. Tabii canım, değerlendireceğiz. Evet, kurutacağız yani bunu. Peki nasıl bir fiyattan sattınız? Yani memnun musunuz? Tabii fiyattan? Tabii memnunum, fiyatını gerçi yapmayayım. Memnunum fiyattan. İyi, bu yılın iyisi ama geçen yılın nazaran bu yıl baya baya düşük. Düşük. Çok düşük, çok baya düşük. Geçen seneki fiyattan baya baya var. Kurtaracak mı sizi? Kurtarmaz aslında, kurtaracak dersen kurtarmaz. Geçen sene sen çok sat, bu sene düş aşağı fiyata, iyi değil yani. Peki verim nasıl? Geçen seneye göre daha mı iyi? Benim iyi ama genelde biraz düşükmüş. Benim tonajım iyi şimdi. Benim tonajım güzel yani. İyi mi bakıyorsunuz? Çok masraf ediyorsunuz. Tabii çok masraf ediyoruz. Evet, çok masraf ediyoruz.
İşi de çok. Yani işi de çok, doğru söylüyorum. Yani işi baya baya çok yani, ama yine de iyi ya, Allah bereket versin. Peki bunlar kurutmalık için geç kalmadılar mı? Tabii geç kaldılar, evet, biraz geç kaldı. Mesela daha önce 8 günde vurursa bu 13 günde falan vurur. 12 günde vurur yani biraz, evet. Günlerden şöyle. Taze, tazeleri kalkmış. Yani evet, kalınca... tabii evet yani. Taze olur. Hayır, bunların kuruması öbür günlerden daha kolay olurdu. Bunlar zaten zayıf üzüm. Evet, zaten kuruması seyrek, zayıf, evet, seyrek, seyrek olur. Evet. Onun için bunlar kurur da, ama tabii peki, mevsim geçiyor. Paranızı ne zaman alırsınız? Tabii 3 ay oluyor, 2,5 ay oluyor. 2,5-3 ay sonra alacaksınız. Evet, 3 ay sonra alıyoruz. Daha erken alma şansınız? Anlaşmana bağlı. Eğer anlaşırsan erken alıyorsun tabii canım. Erken, onu bazen fiyat düşüyor mu, değil mi? Yani evet, pazarlığını şey yapıyorsun. Doğru söylüyorsun, fiyat düşüyor. Bereketli olsun diyoruz. Sağ olun, Allah razı olsun. Geldiğiniz için sağ olun. Teşekkür ederim. Üretici Mehmet Ayıldız'ın bağındayız. Sayın Ayıldız, bereketli olsun. Allah razı olsun abi. Hoş geldiniz. Sağ olun. Hasada başlamışız. Evet. En iyi zaman. Neler yaptınız şimdiye kadar bu bağda? Çok muydu iş? Biz bunu yılbaşıda başlıyoruz budumaya, yılbaşıda. Bir ay falan bir budak, kendimiz budarız. Aile tarımı, ev içeri. Yılbaşıda bir ay falan budak işi olur. Ondan sonra bağlarız. Nisan, Mayıs dediğim gibi ilaçlama devresi giriyor Nisan, Mayıs'ta. Çok ilaç atıyor musunuz? 35 dönüm yere, ben 5,5 milyara falan bir ilaç attım. 35 dönüm. Kaç sefer ilaçladınız? 7-8 sefer. Bu sene biraz fazla oldu. Balgam olayı vardı bu sene. Yani bereket versin bizde yok da çoğunluk kurt deliği oldu, balgam oldu. Masraf da fazla oldu. Masraf fazla oldu. Peki kaç ay oluyor atılalı şimdi yeni ilaç? Hasat yapıyorsunuz mu? Hasattan 15 gün önce atıyoruz. İlacın galıntı süresini bakarak yapıyoruz yani. Üzerinde galıntı onları olacak. Onları biliyorsunuz. Evet, evet. Arkasındaki süreleri biliyorsunuz. Evet, biliyoruz. Evet. Onu bakarak. Bütün çiftçiler dikkat ediyor buna. Çoğunluk ediyor. Zirai ilaç bayileri de insanları uyarıyor. Önceden böyle bir şey yoktu yani. Şu an bunlara dikkat ediliyor yani. Evet, uzun süresi olan ilaçlar zaten kaldırıldı. Kaldırıldı. Süresi geçtikten sonra kesim yapıyoruz ya. Evet. Kalıntı olmasın diye. Peki ilaçları attınız, sonra nasıl suluyorsunuz? Damlama görüyorsunuz burası, evet. Biz damlama. Haftada bir damlatırız yani. Haftada bir akşam geceleri koyuyoruz. Akşam açıyoruz, sabaha kadar damlıyor. Çok su ister mi? Çok su istiyor tabii. Üzüm su olmayınca şişme yapmaz ya. Su istiyor. Büyüten? Evet, çoğunluk su. Yani su olmayınca üzüm yanar, büyümez. Peki şimdi hasada başladınız. Kimdir bu hasat yapanlar? Aile mi yine? Tanıdıklar mı? Isım akraba değişik yapıyoruz. Biz sana geliyor, sen bizi geliyorsun, onu kesiyoruz. Yani bizim dışarıdan yabancı yok burada. Hep kendimiziz yani. İmece usulü yapıyoruz. Evet, imece usulü. Herkes birbirine yardım ediyor. Herkes ama akrabalar mı yardım ediyor? Akraba. Ben sana gidiyorum, sen bana geliyorsun. Ekseri öyle yapıyoruz. Değişik imece usulü ya. Peki şimdi kesiyorsunuz. Ondan sonra kurutması. Bir hafta, en fazla 10 gün içinde kuruyor bu. Kime satıyorsunuz? Dükkanlara, tarışa. Tüccarlara satıyoruz, tarışı satıyoruz. Tarışa ortak olanlar oraya veriyor. Ortak olmayanlar tüccarlara veriyor mecburen yani. Siz tarış ortağı mısınız? Tarış ortağı değiliz. Neden değiliz? Babam vefat ettikten sonra bizi çıkardılar. Dedem vardı, dedem çıktı, dayım çıktı. Böyle azalıyor tarış ortağı yani. Yani şu an tarışı verimiz. Yeniden almıyorlar mı artık? Ortak almıyor. Tekrar yeni ortak almıyor. Biz ortak dondurdu ortak sayısını. Ortak sayısını dondurdu. Ölen vefat edenin yerine tekrar ortak alınmıyor yani. Peki tarışa vermek daha mı karlı? Dışarı bakarak 200 lira farklı oluyor tarış. Dışarıda şu an 3300 sattım ben evveli gün. 3300 temiz sattım. Tarışta 3600-3700 muhabbeti var. Öl dedikodu var. Yani tam net belli fiyat belli değil yani. Fiyat açıklamadılar daha. Belli değil. Evet. Peki bu sene nasıl fiyatlar? Fiyatlar geçen yıla bakarak bu yıl düşük. Geçen sene ben 1 milyon lira verdim yaşa. Bu sene 750-800 kuruş. 75 kuruş, 80 kuruş. 80 kuruş. Kuru üzümde 3300'ü verdi. Geçen yıl ben kaldırdığımda 3480'i vermiştim. 4000'i kadar çıkmıştı geçen yıl. 4 liraya kadar 4, çıktı yani. Evet, 4 liraya kadar çıktı ama bu sene 3300 sattım, 2900'ü kadar alan var ya. Balgamlı olduğu için tam bu sene tüccarların yeri oldu. Tüccarlar düşürdüler fiyatı. Baş şansınız yok değil mi? Peki bekletme şansınız var mı? Bekleme şansımız yok. Neden? Borcumuz harcımız var. Herkes ona göre ben 4300 kilo falan sattım. Geri kalana biraz bekleteceğiz. Peki bekleyince artar mı? Bekleyince artacak tabii. Bunlar her yıl bu vakitlerde bu şekil oluyor fiyatlar. Sonra bu fiyat artıyor. Bir ay, iki ay sonra. Şu an en bol olduğu zaman, evet, değil mi? Evet. Herkes götürüyor. Borcu harcı var. Amale borcu var. Peki yaş üzümle kuru üzümün yetiştirilmesinde bir fark var mı? Yaş, bakımında. Bakın, yaş üzümü biraz daha dikkatli ilaçlar kullanıyorsun. Gübür veriyorsun. Daha iri olması lazım. Öyle. Öbür türlü almıyorlar yani. Üzüm kaliteli olursa öyle satabiliyorsun yani. Önce bakıyorlar. Kalitesine evet, bakıyorlar. Evet.
Peki şimdi bu sizin kurutmaya mı gidiyor? Şu an kurutmaya, ben bunu 800 satmıştım. Vazgeçtim. Neden? 50 günlük, 60 günlük çek dediler. E çekin görmeme şansı oluyor. 80 kuruştan vermiştiniz. 80 yani. Kuruştan normalde vermiştim ama. E aile dedi ki evdeki, hep bir çalışıyoruz biz ev içeri. E kurutalım, bir hafta 10 günde para dönüyor yani. Kuru, o zaman daha iyi yani. Kuru biraz zahmetli oluyor ama, şey olmuyor, gittisi olmuyor. Peki kaç kilo yaş üzümden 1 kilo kuru üzüm oluyor? Ağustos'un 20'sinde 25'inde 5 kilodan 4,5 kilodan 1 kilo olur ama şu an Eylül 5, 4 kilodan 1 kilo çıkar. Niye? Datlandı, şeyini aldı yani, üzüm olgunlaştı. Olgunlaştı. Evet. Ama daha iyi olur kalitesi değil mi? Şu kalitesi olacak. İyi olur, evet. Hem olgunlaştı kilo basar, öbür türlü 5 kilodan 1 kilo çıkıyor, şu an 4 kilodan 1 kilo çıkar yani. Evet. Bereketli olsun diyorum, siz işinize etmeyelim, buyurun devam edelim. Sağ ol edelim. Abi, Allah razı olsun. Teşekkür ederim abi, hoş siz de sağ olun, var olun. Alaşehir Tepeköy muhtarı, aynı zamanda üzüm üreticisi Abdurrahman Malçok'la beraberiz. Sayın Malçok, bereketli olsun. Allah razı olsun. Kesmişsiniz üzümü, kurutuyorsunuz. Kurutuyoruz. Siz kaç ton üzüm üretiyorsunuz? Ne kadar araziniz var? Arazimiz var. 100 dönüm kadar arazimiz var. Orada üzüm üretimi yapıyoruz. Üzüm üretimi yapıyoruz. Sadece üzüm üretimi yapıyoruz. Evet, çiftçilikle geçiniyoruz. Üzüm üreticisi. Sizin bu Tepeköy civarı ve Alaşehir'de herkes hemen hemen üzüm üreticisi değil mi? Üzüm üreticisi. Üzümle geçimimizi sağlıyoruz. Tepeköy'de öyle mi? Tepeköy'de öyle. Gördüğünüz gibi üzüm bu sene fiyatları yükseldi. Üzüm fiyatları düştü. Şeyler az, gübre, mazot bilmem ne yüksek. Gübreleriniz yükseldi. Yükseldi. Şeyler, kesimler, yövmeler yükseldi. Ama fiyatlar 4 milyon liradan aşağı 2 milyon 900 3 milyon lira ediyor şu anda. Şu anda gerçekten mağdur. Çok düşük fiyat. Bu hasadın 4,5-5 milyon olması lazım bu üreticiye göre. 4 lira 5 lira olması lazım. Olması lazım. Ama bizim bu sene çok düşük. Peki siz kuru üzüm mü yapıyorsunuz? Kuru üzüm yapıyoruz. Yaş işe etmiyoruz galiba. Daha mı iyi, daha mı karlı kurutup satmak? Kurutup satmak hiç olmuyor, elimizde kalıyor. Yaşlılar, şeyciler geliyor, devamlı çarpık gidiyor elimizden. Çarpılmaması için kurutuyoruz. Bekletme şansınız var mı? Bu bekletme şansı bir yıl bekliyor. Siz bekliyor musunuz? Bekliyoruz. Bekletebiliyor musunuz? Bekletebiliyorum. Evde fiyatlar yükselecek diye Ocak, Şubat satıyorum ben. Daha mı iyi oluyor o zaman? Daha o zaman canım, biraz da fiyatlar düşüyor. Şu anda senet zamanı. Eylül, Ekim bizim 9. ay senet zamanıdır. Bankalara, çangalara borçlarımız hep öyle ona göre ayarlıdır. Ona göre şu hasata anda göre yani. Hasata göre. O yönden şu anda borçlu olan şahıslar mecbur satmakta. Ama bizler biraz daha şey olduğumuz için. İyi durumduğumuz için. Az daha biraz Ocak, Şubat sattık mı biraz daha fiyat ediyor. İşi çok mu? İşi çok. 365 gün işi var. Bunun şimdi bu diyorsun, kesiyorsun, ediyorsun, yetiştiriyorsun, şey diyorsun. Bir yıl devamlı işi bitmiyor bu avcılığın. Kurutmanın da ayrıca ekstra işi var değil mi? Ekstra işi var. Nedir bu yaptığınız? Siz tarladan, kestiniz, kesiyoruz, getirdiniz. Getiriyoruz buraya. Bodosayla, yağla 5 derece bodosaya suyla karıştırıp eritiyoruz. Ondan sonra içerisine 2,5-3 kilo bandırmanın içerisine yağ katıyoruz. Tekerlekli taralın içerisine 12 kilo yağ katıyoruz. Ve ondan ya dediğimiz ne cins ya? Zeytinyağı. Zeytinyağı da mı var bunun içinde? Zeytinyağı katıyoruz. Güneşte bu üzümü yakmaması için güneşin. Yağ şeysini yaktırmıyor. Şimdi bandırma yapmadınız, seriyorsunuz. Aynı bandırma gibi oluyor, seriyoruz ha. Niye, ne farkı var bandırmayla sermenin? Bandırmayla sermenin şimdi bir bandırmadan kerimiz var, bir yağlıcıdan kerimiz var. 60 milyon bandırmacının yövmiyesi, 45 milyon keltercinin yövmiyesi. Onlar ayrı birer kişi midir? Ayrı birer kişi, oradan ker yapmış oluyoruz. 105 milyon lira bu şeye taral işini döndük. Daha mı kolay? Daha şimdi kolay. Şöyle 1,5-2 milyar da kar etmiş oluyorum. Evet, o da az o da bodursam param, yağ param, yağ da amalenin parası. Böyle daha iyi oluyor. Serdikten sonra bir sefer mi atıyorsunuz bodursa? Yok, bir gün sonra bir daha veriyoruz. Güneş sonra kendi halini kuruyor bu. 8 günde. Şu anda 10-11 günde kuruyor. Peki şu anda önümüzdekiler kurumuş mu bunlar? Şu anda kurumuş sayılır. Az daha var altlarında. Şu altlarında göde dediklerimiz. Evet, evet, evet. Şunlar alt, var. Evet, alt tarafında var. Peki çevirecek misiniz bunları? Yok, bunları tırmıkla karıştırdığımız zaman. Karıştırıyorsunuz. Böyle yerini oynattın mı, havalandı mı,
Rüzgarla bu hemen çabuk kendini çekiverir, kurur. Peki kuruttuktan sonra ne işlemi var? Kuruttuktan sonra patosa giriyor. Saflarından oradan ayrılıyor. Ayrılıyor, şey oluyor. Ondan sonra çuvallıyoruz. Çuvalladıktan sonra dikiyoruz, satıma hazır oluyor. Satıma hazır oluyor. Peki bir de bunun cinsi de var herhalde, kalitesi de var, kalitesi, değil mi? Biri sınıfı var. 8 numara, 9 numara, 10 numara, 11 numara diye. İriliğine göre. Ha, iriliği tanesi, rengine göre. İçindeki çürüğünü, çarını, patosla ayırdın mı, sağlamları kaldı mı, onlar numarayı diyor. Çuvallıyorsunuz bunu. Çuvallıyoruz. Temiz çuvallara koyuyorsunuz. Tabii. Evet, temiz çuvallara koyuyoruz. Tarış üyesiyim, ortağısıyım ama tarış zamanında o zamancım 5 dönüm 10 dönüm bağımız vardı. Pamukçılık yapıyorduk. Bağcılığa döndüğümüz zaman o 15 dönümden fazla şey etmiyorlar. Kota var. Fazla da bir sefer almıyorlar. Ben de şimdi diyelim 70-80 ton üzüm kaldırıyorum. 16 tonunu oraya veriyorum. Geri yanını tüccara vermek mecburiyetindeyim. Tarışa vermek daha mı avantajlı? Tarışı vermek avantajlı ama tonaj var. Veremiyorum. Bir de burada çok büyük bir alan ayırmışsınız. Sırf bu sergi için. Sergi için. Bu alanda halbuki tarım yapabilirsiniz siz. Tarım bu da zararınıza mı yani? Bu zararımızı bir ekin kaldırıyoruz, ondan sonra üzüm seriyoruz. Aldınız mı ekin buradan, birinci ürün? Bir ürün ekin aldım, arpa. Buradan arpayı kaldırdım, yerine bir şey ekemiyorum, üzüm sereceğim diye. Muhtar, teşekkür ediyorum verdiğim bilgiler için. Bereketli olsun diyorum size. Siz de Allah razı olsun, siz de teşekkür ederim. Afiyet olsun. Sağ ol. Çoluk çocuk gelmiş, kahvaltı yapıyorsunuz. Evet. Ne için geldiniz, niye bekliyorsunuz burada? Üzüm teslim edeceğiz, malımızı teslim edeceğiz abi. Ne kadar üzüm getirdiniz? Bugün 42 çuval, dün de getirmiştik 80 çuval falan. Tarış ortağısınız tabii ve tarış tercih ediyorsunuz. Tabii, evet. Fiyat belli mi? Fiyat şu an belli değil, açıklanacak falan diyorlar ama açıklanmadı. Peki öyle, açığa veriyorsunuz. Tabii. Ne tahmin ediyorsunuz? Valla 3600 gibi falan diyorlar ama bakalım artık. Geçen seneki fiyat da oydu değil mi? Tabii. Peki siz tarış ortağısınız. Ne kadar verme şansınız var, üzüm verme şansınız var? Kaç ton? 11 ton. Kotanız o kadar mı? Evet. Fazlasını veremiyor. Fazlasını tüccara veririz. Tüccarda fiyatlar nasıl? Tüccar 3300 gibi falan. 3200-3300 gibi falan. Tahmini bedelden 300 lira daha düşük diyorsunuz. Tabii. Açıklanmadığından dolayı tarış. Peki burada çok sıra var. Ne kadar beklersiniz? Bugün saat 5 gibi falan, 5-6 arası falan olur herhalde. Sabah şimdi saat 10, sabah 10. Evet. Bayağı bekleyeceksiniz. Çocuklar da gelmiş. Çocuklar geldi. Çocuklar gerekirse gider ya. Kahvaltıyı burada yaptınız. Evet. Sabahleyin erken geldik. Kaçta geldiniz? 8.30'da evden çıktık. İyi buraya geldiniz. Yani bir saat oluyor buraya geleli yaklaşık. Tabii. Sıradasınız. Evet. Peki parayı ne zaman alırsınız? Para bir hafta 10 gün içinde olur ya. Hadi bakalım, sıra yürüyor. Siz de kolay gelsin. Sağ ol. Efendim kolay gelsin, bereketli olsun. Teşekkürler, sağ ol. Hasadı yapmış. Yaptık. Allah'a şükür getirdik. İsminizi alayım ben sizin. Mehmet Cengiz Adak. Sayın Adak, ne kadar üzüm getirdiniz? Aşağı yukarı 1.5 ton falan. 1.5 ton. Kaç ton verebiliyorsunuz? Benim taahhüdüm 6 ton. Fakat o kadar şu anda daha kaldırmadım. Yarısı da sergide üzümün. Şu anda 3 tonunu yatırıyorum işte. 1.5 tonunu dün yatırdım, 1.5 tonunu bugün yatırıyorum. 6 tonu tamamlayacaksınız ama. Tamamlayacağım ama şu anda daha yarısı duruyor yani. Sergide kaldıramadık üzüme. Onun için. Zor mu üzümü kaldırmak? Abi zor olmaz mı ya? Sergiyi boşaltıyoruz. Tekirada'dan seriyoruz. Yaş veremedik bu sene biliyorsun. İhracat tıkandı. Yaş yapamadık. Satamadık. Niye? Yaş. Satamadık. Almıyorlar mı? Almıyorlar. 700 binleri düşürdüler. Bir de beğenmiyorlar. Almıyorlar yani. Gelip soran yok yani. 10 tane tüccar baktı. Bir tane tüccar fiyat vermedi yani. Kaliteyi beğenmediler o zaman ha? Abi beğenmediler değil. Satamıyorlar yani. Dışarıyı kapalı olduğundan üzüm götüremediklerinden fiyat düşürüyor. Ama ihracat yapan çok firma var. Ben abi de, var da yeteri kadar işte, olmuyor. Yeteri hocam? Kadar almıyor işte. Üzüm çok düzgün. Bir de 3-5 ay vadeli istiyorlar. 3-5 ay vadeli olunca da borcumuz bizim zaten gırtlakta. Tarışe peşin mi veriyorsunuz? Ne zaman tarış, alırsınız? Tarış 15-20 gün gene sonra ödeme yapabiliyor. Onun için orada garanti, ötekinlerin mesela garantisi de yok.
Adamı çek veriyorlar. Çek 3 ay uzuyor, 2 ay uzuyor. 6 ay uzuyor. Geçen sene 6 ay uzattılar. Bu sene hiç gösteremedik ya. Peki tarışın fiyatı belli mi? Şu anda belli değil daha. Açıklamadı fiyatı. Açıklamıyor. O da açıklamıyor evet. Niye açıklamadı acaba? Vallahi onu bilmiyorum işte. Şimdi her sene böyle oluyor. Tam tam mahsullar bitiyor herkesin. Ondan sonra açıklıyorlar yani. İlk şeyde açıklamıyorlar. İlk etapta açıklamıyorlar. Halbuki baştan açıklasa daha sizin güzel için olacak. Çok daha iyi. Tabii. De, borcumuzun alacağımızın ne olacağını öğreneceğiz o zaman. Evet. Bir de fiyatı da tabii dengeleyecek eğer biraz yüksek açıklarsa. Tüccarları da dengeleyecek değil mi? Tabii. O zaman tüccarlar da belki şey alabilir yani o zaman. İyi fiyat alabilir yani. Tüccar kaça alıyor şimdi? Şu anda tüccar 2.700.000'den 2.800.000, 2.900.000 en son fiyat, yüksek fiyat o. Üçleyen yok. Düştü o zaman. 3.300 diyorlar. Düşürdü tabii. Düşürdüler. Şimdi milletin mahsulü çoğalınca düşürdüler. Kaç yıldır tarış ortağısın? Aşağı yukarı 15-20-25 senedir falan ortağız. 25 senedir ortağısın. Evet. Peki tarış ortağı olmaktan mutlu musunuz, memnun musunuz? Tarış olmasaydı ne yapardınız? Şimdi tarış olmasa daha zor işimiz yani. Daha zor çünkü şahsı oluyor o zaman. Şahıs adam ister ver ister verme. Borç senin, sen borçluymuşsun, senin mahsulün ucuz gitmiş hiç. Bu üzüm kışın 4 yapıyor. Şimdi mahsul zamanı inip geliyor 2.5-3'e. Bu sefer zaten senin şu anda para ihtiyacın var. Evet. Mecbur satacaksın. Senetler hep şimdi. Tabii. Kasada. Şimdi zaten biliyorsun bir şey alacağın zaman ne zaman vereceksin? Ekim'de vereceğim, Eylül'de vereceğim diyorsun. Fasat zamanı değil mi? Tabii. Başka çaren yok. Peki bereketli olsun. Teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben de teşekkür ederim. Böyle milletin hakkını savunduğunuz için ben de size dile getirdiğiniz için ben de size teşekkür ederim. Sağ olun. Efendim bereketli olsun. Sağ ol. Siz de kuyruğa girmişsiniz herkes evet, gibi. Girdik abi. Kaçta geldiniz? 6:30'da. Ne kadar getirdiniz? 3 ton. Ne kadar verebiliyorsunuz? 5 ton kadar taahhüdümüz var. 5 ton verebiliyoruz. Peki bu nedir bu taahhüt? Neye göredir bu? Ya taahhüt mesela üzümün durumuna göre. Mesela taahhüdün sabit diyelim 5 tondan fazla yatırım o. Misal yeterli demek istediğim. Arazinize göre mi bu? Bu araziye göre olmuş oluyor. Demek istediğim mesela 20 dönüm yerin varsa atıyorum. 10 ton veya 7 ton yatırabiliyorum. Onun üstüne inşaatını yatırmıyorum mesela demek istediğim. Peki fazlasını getirirseniz siz şimdi tarttınız da mı getirdiniz? Şöyle oluyor. Fazlasını getirirsen mesela 4'se 1 ton fazla tanıyorlar. 5 ton yatırıyorum. 5 ton yatırıyorum. Evet. Daha fazla olursa? Daha fazla olursa olmuyor o zaman. 5'i geçmeyecek demek istedim. Almıyorlar geri mi götürüyorsunuz? Tüccara veririz. Tüccara veririz. Evet. Fiyatlar? Fiyatlar belli değil. Şu an fiyat yok. Peki nasıl veriyorsunuz fiyat belli olmadan? Kaç para açıklayacağını düşünüyorsunuz? Ya fiyat tam kesin değil de 3.000'den bir vereceğiz diye biliyoruz şu an. 3.000'lerde de üst sonra ödenecek diye bizim bildiğimiz göre demek istediğim. Bu konuşulan değil mi? Dedikodu ya. Ha, dedikodu şey. Senin benim bildiğimiz ne var? Bildiğimiz yok. Sen diyorsun bir fiyat, arkadaşın bir fiyat, o fiyattan şey yapıyoruz. Peki daha düşük vermez mi? Tahmin göre vermez. Çünkü geçen senenin altına inmesi lazım. Geçen sene kaç paraydı? Geçen sene 9'lara 3.500 kusurdan aldık. 3.500'le. Şu an varıp 3.000 verir zaten olmaz. Olmaz. En aşağı 100'ler, en az 150'ye çıkması lazım. Veya 200. Çıkması lazım. Aslında öyle her durum bakarsan çıkmayacak diyor. Belirsiz şu an fiyat yok. Peki bereketli olsun. Alaşehirli üzüm üreticisi Adem Özel'den üretimleri konusunda bilgiler alacağız. Adem Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Siz Alaşehir'de farklı bir üzüm üretiyorsunuz. Evet, farklı. Çok da güzel, kocaman salkımlar. Sağ olun. Üzümün görüntüsü de güzel. Evet, sağ olun. Yaklaşık bir kilodan fazla bu. Değil mi? 3 kilo yakındır. Var mıdır o kadar? Vardır. Peki Alaşehir'de hep çekirdeksiz İzmir üzümü tabir ettiğimiz evet. Üzüm üretti. Bu üzüme nereden takıldınız siz? Bu üzüme daha önce çalıştığım firmalar vardı. Oradan gördük. Tonajlı bir üzüm. Kalitesi yüksek bir üzüm. Verimi fazla. Yani çiftçi için ideal bir üzüm yani tonaj olarak. Cinsi ne bunun? Red Globe. Red Globe. Evet. Şimdi bu cins üzüm daha mı karlı İzmir üzümünden? Tabii daha karlı. Bu ne cins? Sofralık mıdır bu? Sofralık. Sofralık. Güzel bir üzüm yani. Tat oranında güzel. Albenisi var. Evet, çekirdekli. Çekirdekli tabii.
çekirdek. Kimdir bunun alıcısı? Tüccarlar mı alıyor? Tüccarlar alıyor. İç piyasa, ihracat. Önceki yıllar ihracat almıyordu ama şu 1-2 senedir ihracat almaya başladı. İhracata da gidiyor. Gidiyor, evet. Ki bu üzümün emeği çok mu, masrafı daha mı çok öbüründen? Masrafı diğer üzümlere göre fazla. Niye? İşçilik biraz daha fazla oluyor. Kaliteli yaşlar kullanıyorsun. Girdileri daha pahalı tabii. Peki, sulama? Sulama da fazla suluyorsun. Normalde çekirdek suyunu 2 sefer, 3 seferde üzüm alıyorsan bunun en azından 5-6 sefer suluyorsun. Suyu çok seviyor. Suyu verdikçe bu tane irileşiyor. Peki fiyatlar? Fiyatlar geçen sene nazaran bu sene düşük. Geçen sene aşağı yukarı 1.700-1.800'ler, 2 milyonlara kadar satıldı. Bu sene 1.200-1.5 arası. Yine diğer üzüme göre? Diğer üzüme göre tabii çok çok iyi. Bir de üstünü kapatmışsınız. Üstünün kapamamın sebebi de işte bu üzüm Ekim'de falan hasat olmaya başlıyor. Bu üzüm birden hepsi tamamen kızarmıyor. Kademe kademe erdiği için. Alan tüccar da kademe kademe kesiyor. Yani onun için de üzerini kapatıyoruz yağmurdan. Yağmurdan? Yağmurdan, toludan, şeyden korumak için yani. Hangi ay en son bunun burada dayanabildiği? Geçen sene burada üzümün bittiği bu tarihte Kasım'ın 21'iydi. Kasım'ın 21'i. İyi evet. De para etti o zaman. Tabii. Kasım'ın 21'inde kalıyorsa? Kalıyor. Burada geçen sene en son Kasım 20'inde bitirdiler buranın üzümünü. Fiyatlar da çok yükseliyor tabii. Yükseliyor tabii. Peki dayanıklı mıdır? Buzhaneye girebilir mi? Buzhaneye konuluyor zaten. Buzhaneye konuluyor. Dayanıklı bir üzümdür yani. Efendim bereketli olsun diyorum size. Sağ olun. Teşekkür ederim programımıza. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Alaşehir'den üzüm ihracatı yapan Uçak Kardeşler firmasının paketlemelerinin sorumlusu Ahmet Şekerci ile beraberiz. Sayın Şekerci, siz ihracat için paketleme yapan Evet. Bu bölümün sorumlusunuz. Evet. Buraya çok sayıda üzüm geliyor, çok miktarda üzüm geliyor. Evet. Nasıl üzümler bunlar? Neye dikkat ediyorsunuz üzümleri alırken? Üzümleri alırken neye dikkat ediyoruz? Önce üzümün ilaç kalıntısına dikkat ediyoruz. Üreticilerimizle görüşüyoruz. Kalıntılı analizlerde kötü not alacak üzümleri almamaya dikkat ediyoruz. Kontrol mü ediyorsunuz? Laboratuvarlarda analiz yaptırıyoruz. Yaptırıyorsunuz. Önce çiftçimizle görüşüyoruz. İlaç attığı tarihi soruyoruz. Attığı ilaçları soruyoruz. Bunların neticesinde uygunluk alırsa analize gönderiyoruz. Değerlerine baktırıyoruz. Bunlar sözleşmeli üreticileriniz mi yoksa sözleşmeli, herhangi birinden? Sözleşmeli üreticiler de var. Herhangi birinden aldıklarımız da var. Hepsi mutlaka analiz yapılıyor. Hepsi mutlaka, mutlaka yapılıyor. Peki sözleşmeli üreticiyi siz mi kontrol ediyorsunuz? Evet, bizim danışmanlarımız var. Bünyemizde çalışan ziraat mühendisleri, danışmanlar var. Onların hepsi bağlarda geziyorlar. Atacakları ilaçları, gübreleri hepsini ayarlıyorlar. Bunun neticesinde üzümü yetiştiriyorlar. İlgi veriyorsunuz bu konuda. Evet, mutlaka. Şimdi üzümü aldınız. Evet. Beğendiniz kalitesini. Buraya nasıl getiriyorsunuz? Kesmeyi kim yapar? Kesim ekiplerimiz var bizim. Şu siz an yapıyorsunuz. Biz yapıyoruz. Söylüyorum. Alımı, kesimi, kontrolü, buraya getirilişi, paketlenmesi hepsi bize ait. Üreticiden alıyoruz. Rusya'ya gidesiye kadar bütün hizmetler bizden. Şu anda burada paketleme yapıyoruz. Paketleme yapıyoruz. Evet. Gelmiş. Evet. Kaç kiloluk paketlerdir? Neye göre yapıyorsunuz? 5 kilogramlık da? Kasalarda yapıyoruz bunları. İçinde evet. Net 5 kilogram üzüm var. Tahta kasa bu ihracatçının ithal edenin istediği... Tabii müşteri isteği doğrultusunda ambalaj çeşidi seçiliyor. Başka ne cins ambalajlar var? Plastik var, karton var, tahta var. 3 çeşit. Müşteri isteği hangisi yönündeyse o yönde biz de onların ihtiyaçlarına cevap veriyoruz. Peki şimdi bu tabii kızlar burada paketleme yaparken evet. Kalitesine de bakıyorlar ve elemesini de yapıyorlar değil mi? Boylamasını, tiplemesini, kalibresini her şeyini ayarlıyorlar. Renk ayarlaması. Burada kızlar kalibre, makine görevi görüyorlar artık. Peki belli midir isteği müşterinin şu irilikte şöyle üzüm istiyorum tabii diye? Tabii ki tabii ki. Müşteriler kalibre verir bize. Bir tanesine bakalım burada. Tabii. Evet şöyle bir üzüm. Bu üzüm 20 kalibre diye geçen bir üzümdür. 20 kalibre arasına giren üzümlerdendir. Evet çok iri bir üzüm bu. İri bir üzümdür. Güzel yetiştirilmiş, sivri, kaliteli bir üzüm yapısına sahip bu üzümümüz. Bunu müşterinin isteği doğrultusunda ona verdiği fiyatlarla pazara göre üzümü paketleyip ayırıp gönderiyoruz biz de. Peki burada pazarda fiyatlar da değişiyor tabii. Tabii ki. Sizin mutlaka. De üreticiye ödediğiniz fiyatlar ödediğimiz fiyatlar değişiyor. Değişiyor. Evet. Ne kadar zamanda bir değişir bu? Yani şu üzümle daha günlük, ince günlük değişebilir. Günlük değişebilir. Çünkü Rusya piyasası çok hareketli bir piyasa. Bugün 1 lira olan üzüm yarın 0.9, yarın öbür gün 1.1. Günlük değişebilir. Peki üzümlerin her biri bu irilikte gelmez tabii. Hayır, kesinlikle.
Sizce üreticiye farklı fiyatlar mı? Farklı fiyatlar. Üzümüne göre fiyat, üzümüne göre bakım, üzümüne göre üreticiyle konuşma. Peki bu üzüm şimdi burada paketleniyor. Evet. Hemen tıra mı yükleniyor yoksa? Hayır. Önce bir ön soğutmaya alınıyor. Şu anda bu üzümün çekirdek ısısı 25 derece civarındadır. Biz bunu 3 dereceye çekiyoruz. Çekirdek derecesi 3 dereceyi bulduğunda sevke hazır duruma gelmiş oluyor. Bekliyor. Evet. Yurt dışındaki fiyatlar nasıl belirleniyor? Çok neye düşük. Göre belirleniyor? Çok düşük bir senedir. Oradaki müşterilere göre. Dün işte yine Ukrayna'daydım. Oradaki müşteri ziyaretlerine gittim geldim. Maliyeti 11 grivni, oradaki satış 10,5 grivniydi. Yani maliyetin altında satış vardı dün. Bu da niye? İşte Türk üzümüne karşı oluşturulan bir dış lobi var. Geçenlerde belki takip etmişsiniz. Greenpeace bir ilaç kalıntısı olayı yayınladı. Burada bizim Türk hükümeti... Olumsuz etkiledi mi o suçu? Olumsuz etkiler tabii. Şimdi Türk hükümeti, Türk bakanlığı yapması gereken Greenpeace'e hemen mahkemeye vermekti. Dava açmaktı. Niye? Bu üzüm yapılırken kim vardı? Üzümün Türk üzümü olduğunun garantisini kim veriyor? Bizim Türk üzümlerin değeri ne çıkmış? Hangi ilaçlar çıkmış? İç piyasaya da veriyorsunuz. Veriyoruz tabii. İstanbul'a da yapıyoruz. Onlar nasıl gidiyor? Onlar geliyor mu? Burada işleniyor mu? Hayır, burada işleniyor. Onlar bağda direkt natürel şekilde işleniyorlar. Büyük kasalarda. Onlar çünkü hemen gecesini oraya yetişmek zorunda. Günlük aynı gitmek gün, zorunda. Aynı gün oraya pazara ulaşmak zorunda. Bir de tabii siz çok sayıda üzüm alıyorsunuz. Kaç tondur? Geçen yılki ihracat rakamımız 35 bin ton. 35 milyon kilogram. Çok. Ege'de ihracat birincisi olduk geçen yıl. Bütün bunları bir anda ihraç etmiyorsunuz tabii. Soğuk havada bekleyen tabii, de tabii, var. Tabii. Ocak ayına kadar üzüm sevkiyatımız mümkün bizim. Ocak ayına kadar üzüm böyle çalışıyor mu? Hayır. Paketlenmiş olarak. Şu anda paketliyoruz. Soğuk havada 0 derecede bekletiyoruz. İlaçlı, özel ilaçları var bunların. Özel ilaçla Ocak ayının sonuna kadar bizden üzüm ihraç etmemiz mümkün. Efendim size kolaylıklar diliyorum çalışmalarınızda. Çok teşekkür ederim. Ediyorum programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim bu imkanları bize sunduğunuz için. Çok sağ olun. Alaşehir Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Soygür'le Alaşehir'deki üzüm tarımını konuşacağız. Ben üzüm tarımı dedim ama siz tarımın ihracat boyutunda ve pazarlama boyutundasınız tabii Sayın Soygür. İlk önce hoş geldiniz diyorum Kanal B ekibine. Daha öncesi burada ağırladık. Evet, sağ olun. Alaşehir Borsası'nın ve Alaşehir üreticisinin de Sarıgül üreticisiyle beraber yaptığımız çalışmayı daha önce anlatmıştım. Tabii çok faydalı oldu. Şimdi daha iyi işler yapıyor. Onu zaman içerisinde parça parça anlatacağım. Biz üretimden ihracata kadar her olan alanda çiftçinin ve ihracatçının yanında olan bir kuruluşuz. Evet. Bölgenin de en büyük sivil toplum örgütlerinden birisiyiz. Yaptığımız işlerde de zaten kendisini gösteriyor. Yani bugün de yaptığımız köy çalışmaları, ihracatta yaşanan sıkıntılar, Ankara'da sağ olsun Koruma Kontrol Genel Müdürlüğü'ndeki ve bakanlık düzeyindeki arkadaşlar yaptığı çalışmalarda hem ihracatçımız hem çiftçimize önemli katkılar sağladık. Tabii Alaşehir'de deyince tek üzüm aklınıza gelebilir ama bunun yanında çeşitlenen başka meyvelerimiz de var. Yani kiraz Alaşehir'de üzüm kadar önemli hale geldi. Alaşehir bir ihracat merkezi oldu değil mi bu yörede? Vallahi ihracat merkezi oldu. 2005 yılımız göreve geldiğimizde ilk hedefimiz ihracatçımız yaptığımız toplantıda ne yapabiliriz dediğimiz gümrük kurulmasıydı. Gümrüğü kurduk. Tabii gümrük kurulunca kendi kendine büyüyen gelişmeler oldu. Sonra Alaşehir Ticaret Borsası ilk defa özel gıda analiz laboratuvarını açtı. Bitki ilaç kapısı olduğunu belgesini aldı. Gıda kapısı belgesini aldı. İşletmeler çoğaldı. Tabii sonra da bunun altyapısını biz borsada çok iyi hazırladık. Şimdi bu borsa binası 3650 metrekare bir alanda oturuyor. Bunun içerisinde ihracatçı için lazım olan borsa bina içerisinde. Gümrük Müdürlüğü bina içerisinde. Ekonomi Bakanlığı bina içerisinde. Ticaret Odası'nın temsilcisi bina içerisinde. Ege İhracatçı Birliği'nin temsilcisi bina içerisinde. En alt katta gümrük müşavirlerimiz var. Yukarıda da gıda analiz laboratuvarımız var. 100 metre arkamızda da gümrükleme sahası var. Yani bir entegre bir tesis düşünün. Bir ihracatçı zamana karşı yarıştığı için en kısa zamanda mühürlenip yola çıkmak ister. Biz de bu işi bu hale getirdik. Buradaki çalışan devlet görevli arkadaşlarımız sayesinde tarım olsun, gümrük olsun, Ekonomi Bakanlığı olsun. Herkes özverili çalışıyor. Onun için burası bir ihracat merkezi haline geldi. Borsaya ait şu anda çalışan 4 kimyager, 5 tane ziraat mühendisi var. Bunlar köylere çıkıp üreticiyle birebir konuşup arazide üretici bazen akşamları ben de akşamları köy kahvesinin toplantılara gidiyorum. Onlarla üreticiyle görüşüyoruz. İnsan sağlığının çok önemli olduğunu, biz nasıl domates, biber, salatalık yerken zehirlememiz gerektiğini anlatıyoruz. Aynı şekilde bizim ürettiğimiz üründe de başkanın zehirlememesi için doğru tarım yapılmasını, iyi tarım uygulaması yapılması gerektiğini, kullandığımız ilaçların ruhsat olması gerektiğini,
en iyi şekilde üzüm nasıl hazır hale gelir yetiştirebilirsek o kadar çok para kazanacağımızı ve ülke ekonomisi katkı sağlayacağımızı söylüyoruz. Tabii bunu zaman içerisinde açtık. Ya, inanın üretim çok bilinçlendi. Hala aksak tarafımız, eksik tarafımız vardır. Ama eskiye nazaran çok çok iyiyiz. Dünyada her yıl küresel bir ısınma var. Her bir ısınmada yeni tür dünyada zararlı böcekler ortaya çıkıyor. Bunun için yeni kimyasallar üretiliyor. Bunun Ar-Ge çalışmaları, uzun bir laboratuvar çalışmaları oluyor. Bunun hemen çaresi bulunamıyor ne yazık ki. Ama yani bizim yaptığımız bu geçen gün basının yansıyan o Greenpeace'in, ben bunun siyasi olduğunu düşünüyorum. Bizim yeş üzüm ihracatında rakip olduğumuz ülkelerin bir işgüzarı olarak görüyorum. Çünkü onların kullandığı kimyasalların aynısını biz de kullanıyoruz. Avrupa'daki marketlerde böyle bir şey yaptılar ama sonra da bunu yalanladılar. Organik tarımı göre biz değerlendiriyoruz dediler. Türkiye'de şu anda Tarım Bakanlığı'nın yaptığı çalışmalarda, Koruma Kontrol Bakanlığı'nın müdürlüğü yaptığı çalışmalarda Türkiye'de ruhsatsız ilaç kullanılmıyor. Yani böyle bir şey de yok. Fiyat nasıl belli oluyor peki? Fiyatı kimse belirliyor, fiyatı piyasa belirliyor. Yani bunu ben belirlerim, siz belirlerim deme şansınız yok. Evet. Mesela bu sene Türkiye'de yaşayan en büyük sıkıntıların bir tanesi Suriye'ye giden üzümün, yani Suriye üzerinden ortaya geçen üzümün biraz gitmemesi. Tam üzüm yetiştiği zamanda iş piyasa hareketlenmedi, Ramazan ayına denk geldi. Rusya'daki yaşayan Rus vatandaşları, Moskova'dakiler tatilde olduğu için hepsi bir arada denk geldi. Olumsuz bir tablo çıktı. Yeş üzümde 80 kuruş ihracatçı kilo başına destek verildi. Ve rakamlar hızla artmaya başladı. Yani yeş üzümde ve kuru üzümde çok bir sıkıntı ben görmüyorum. Gördüğüm kadarıyla, bildiğim kadarıyla söyleyeyim. Şu anda geçen sene rakamları ile Ağustos 1, 31 Ağustos ve bir ay içerisinde şu an 20 milyon kilo fazla yeş üzüm ihracatı var. Yani yeş üzüm gitmiyor. Fiyatlar çok kötü değil. Yeş üzüm çok gidiyor ama karşı taraftaki alıcıyla satıcı arasındaki fiyat ne yazık ki geçen sene göre %10-%15 daha az. Kimdir rakiplerimiz yurt dışında? Ya Akdeniz sahilinde yaşayan ülkeler de bizim aynı ürünü yetiştirebiliyorlar. Burada biz her zaman bir adım daha önde olduğumuzu söyleyebiliyorum. Avrupa Birliği ülkeleri Eylül'ün başına kadar Türkiye'den gelen üzümlerde 14.3 vergi koyuyorlar. Gümrük tavanı yükseltiyorlar. Türk üzümü girmesin diye. Yunan, İspanya, İtalya üzümü bittiği zaman da gümrük vergisi aşağı iniyor. Biz ihracı daha çok yapıyoruz. Yani Türk ürününden, üreticisinden veya Türk iş adamının gelişmişliğinden ve çok iyi çalışmasından herkes bir şekilde bizden tedirgin. Yani Türkiye'nin ekonomik büyümesini, sanayicinin, iş adamının ve çiftçinin kalkınmasını ne yazık ki istemiyorlar. Tabii rekabet var çünkü. Tabii rekabet. Aynı şeyi biz istiyoruz. Biz evet. Türkiye lider biz olalım. Avrupa'nın, dünyanın en büyük ülkesi biz olalım da biz oluşuyoruz. Aynı şeyi onlar da düşünüyorlar. Ama biz onlardan daha iyiyiz. Yani tesislerimizle, çiftçimizin anlayışıyla inanın çok şey kat ettik. Yani çok çok. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti'nin, Tarım Bakanlığı'nın, Ekonomi Bakanlığı'nın inanın çok şey değişti Türkiye'de. Yani eskisi gibi değil artık. Kaç ihracatçı var burada? Kaç ihracat firması var? Çok değil mi? Bizim alaşehrimizde Sarıgöl'de yani binası olan, tesisi olan 55 tane tesisimiz var. Ama yazın tabii Mersin'den, Antalya'dan, Bursa'dan, Hatay'dan buraya arkadaşlar da geliyor. Onlara fason sözleşmesi yapıyorlar. Onlarla beraber rakam 100'ü geçiyor. Bu sene rekolte nasıldı? Valla bunda çok büyük şeyler var. Yani bizim yaptığımız tespit de Ziraat Odası'nın yaptığı tespit arasında şöyle farklar çıkıyor. Ama benim gördüğüm kadarıyla genelini söylüyor. Kuru üzüm için diyorsunuz borsanın, borsa heyetinin diyeyim bizim çalıştığımızda 286 bin ton çıkardık. Tabi %3, %5 yanılma payı olabilir ama bu rakam bunlarla gezecektir gibi görünüyor. Ama işin iyi tarafı yeş üzümdeki hızlı gidiş rekolteyi biraz daha şey yapabilir, düşürebilir. Çok üzüm yeş üzüm ihracatı yapılırsa. Bu da hem yeş üzüm ihracatçısına, çiftçisine katkı sağlar. Biliyorsunuz Türkiye'de kuru üzüm az fazlası bir üründü. Artık Türkiye'de kuru üzüm az fazlası bir ürün değil. Aranan bir ürün dünyada da en iyi üretimi biz yapıyoruz. Rakiplerimizin karşısında en iyi ürünü yapan ülkelerden birisi biziz. Pazarda hakimiz. Sayın Soygur, teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Size kolaylıklar diliyorum. Biz teşekkür ederiz. Buraya kadar gelmişken de alışayım şöyle bir gezin, bir dolaşın. Borsanın faaliyetlerine bir bakarsanız. Evet. Türkiye'de yaşayan bütün sivil toplum örgütlerinin onu örnek olabilecek işler yapıyoruz burada. Onlar da bizim arkadaşlarımız çok iyi işler yapıyorlardır. Herkes birbirinden bir şey kaparsa biz de onlardan bir şeyler öğreneceğiz. Onlar da bizden bir şey öğrenecekler. Herkes örnek olmaya çalışıyor. Teşekkür ederim. Alaşehir Ticaret Borsası Laboratuvarı Müdürü Mehmet Keklik'ten laboratuvarın işleyişi konusunda bilgiler alacağız.
Sayın Keklik, bu laboratuvar konusunda bana bilgiler verir misiniz? Ne amaçla kuruldu bu laboratuvar? Neler yapıyorsunuz? Ya burası öncelikle gıda kontrol laboratuvarı. Yaş meyve sebzelerin analizini analizi için kurulmuş olan bir laboratuvar burası. İhracat, hem ihracat hem de özel istek numunelerini burada analiz ettirebiliyoruz. İhracatçılar mı getiriyorlar daha çok? Tüketiciler de gelir mi? Tabii. Özel istek numunelerini hem ihracatçı firmalar hem de çiftçiler buraya kendi numunelerini getirip bizden kısa bir sürede analiz sonuçlarını alabiliyorlar. Aynı şekilde bakanlık tarafından da resmi numuneler de kabul ediliyor. Peki ne tahlilleri yapıyorsunuz burada? Biz burada öncelikle yaş meyve sebzelerde pestisit ve sebzelerde nitrat analizini yapıyoruz burada. Yani bunlar yurt dışına gidecek, ihraç olacak ürünlerindeki kalıntı. Tabii. Değil mi? Her ürün grubunun belli bir kalıntı limiti var zaten. O limitte olup olmadığını biz burada kontrol ediyoruz. Çünkü o limitler ülkelere göre de değişiyor. Tabii. Biz öncelikle hem Rusya Federasyonu hem de Avrupa Birliği ülkelerinin biz buna MRL denilir bu limitlere. Belli bir kalıntı sınırı vardır. Ona göre ürünün ihraç olup olamayacağını buradaki sonuçlara göre biz tespit ediyoruz. Peki çok yoğun mu şu anda numune gelmesi? Çünkü tam ihracat zamanı. Tabii. Yaş üzümler gidiyor yurt dışına. Özellikle bizim yoğunluğumuz Alaşehir bölgesi üzüm üretilen bir yer olduğu için özellikle Ağustos'tan Kasım ayına kadar bu bölgede üzüm ihraç edilir zaten. Ciddi şekilde bir yoğunluk vardır bu aylarda. Çok mudur işlemi? Kaç günde sonuç verirsin? Neler yapıyorsunuz? Hayır, gün değildir zaten. Numuneyi biz teslim aldıktan sonra öncelikle parçalama işlemi ve kimyasal işleme tabi tuttuktan sonra bu görmüş olduğunuz cihazlar içerisinde çok kısa bir sürede yani aynı gün içerisinde sonuç verebiliriz. Peki ihracat yapan her ihracatçı, her üzüm ihracatçısı zorunlu mudur numune getirmeye, laboratuvar sonucu almaya? Zorunludur. Çünkü her ülkenin, az önce bahsetmiş olduğum gibi, her ülkenin istemiş olduğu belli bir sınır değerleri var. Ki o ülkeye gittiğinde bu raporlar orada da kontrol edilir zaten. Bu sebepten dolayı zorunludur. Peki şu aralar size çok numune geliyor tabii. Çok evet. Da çalışıyor laboratuvar. Nasıl sonuçlar? Çok ilaç kalıntısına rastlıyor musunuz? Şimdi şöyle bir şey. Bu yıl şu ana kadar yağmur yağmadı. O sebepten dolayı çok fazla ilaçlama olmadı. Ondan dolayı genelde numuneler şu an sorunsuz bir şekilde gönderiliyor. Fakat bu bölgede işte sonbahar zamanında yağmurla birlikte ilaçlamalar da arttığından dolayı sonbaharda sıkıntılar olabiliyor. Ama şimdilik böyle bir sorunumuz yok. Temiz gidiyor yani. Şu an temiz. Evet. Ne kadarlık, kaç yıllık bir laboratuvar burası? Burası 4 aylık bir laboratuvar. Çok yeni bir laboratuvar. Evet, çok yeni bir laboratuvar. İşte biz Temmuz ayında çalışma iznimizi aldık. Şu anda devam ediyoruz. Size çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sağ olun. Alaşehir Ticaret Borsası'nın su, toprak, yaprak analiz laboratuvarında laboratuvar sorumlusu Süleyman Yüksel ile beraberiz. Sayın Yüksel, bu laboratuvar konusunda bize bilgi verir misiniz? Nedir yaptığınız işler burada? Laboratuvarımız 2011 Kasım 17 itibariyle ruhsatlandırılmış bakanlık tarafından devlet destekli tüm tarımsal analizlerin, yaprak, toprak ve su analizlerinin tümünün yapıldığı bir laboratuvardır. Kuruluş amacımız çiftçimizin daha bilinçli gübre kullanıp az girdiyle daha fazla ürün elde etmesi için borsa olarak bizim çabalarımızdan bir tanesinin ayağıdır. Evet, bu laboratuvarlar çiftçi için çok önemli. Gerçekten toprağının hem değerlendirilmesi açısından hem de ekonomi açısından. Kesinlikle. En büyük yanılgılardan bir tanesi de budur. Analizsiz gübreleme yapmak yarardan daha çok zarar getirmektedir. Hem çiftçinin cebine zarardır, hem de gereğinden fazla veya gereğinden az gübreleme yapıldığı için dengesiz gübreleme yaparak topraklarımızı
ilerleyen zamanlarda daha kötü hallere getirmesine sebebiyet verir. Her toprağın kendine ayrı bir yapısı mevcuttur. Tabii bu bölgesel olarak birbirlerine benzerler. Biz sadece topraktaki değişik parametrelerin ölçümünü yaparak A bağı ile B bağı veya A çiftçisi ile B çiftçisinin yan yana olan toprağında dahi değişik gübreleme verebilme ihtimalimiz vardır. Dolayısıyla her çiftçinin kendi arazisine ait toprağını analiz yaptırması gerekmektedir. Toprağını tanısın ki ona göre gübre versin. Tabii. Peki analiz sonucunda siz önerilerde bulunuyor musunuz? Gübre önerileri. Yapılan her analiz sonucu çiftçiye dönemsel olarak, aylık olarak damla sulama sistemi mevcutsa damla sulama sistemiyle, değilse normal toprak altı gübreleme programı biz mühendis olarak, şahsım olarak ben tüm çiftçilerimize bunu veriyorum. Peki numune almak da tabii bir bilgi ister. Her yerden numune almaz. Farklı yerlerden, farklı derinliklerden alacak. Bu konuda aydınlatıyor musunuz çiftçileri, bilgi veriyor musunuz? Şimdi esas amacıyla çok basit olan bu konunun tabii ki illaki çiftçiye anlatılması gerekmektedir. Bunun için biz değişik yayın çalışmaları da yapıyoruz. Geceleri kahve toplantıları gerçekleştiriyoruz. Hiç bilmeyen, bizden yardım isteyen çiftçilerimizin bağına kadar kendimiz gidiyoruz. Aracımızla hem çiftçimizi gösteriyoruz nasıl alındığını, hem toprağını alıp getirip analizimizi yapabiliyoruz. Bu da bizim ekstra borsa olarak çiftçiye bir hizmetlerimizden biridir. Bu işlemi ücret karşılığı yapıyorsunuz değil mi? Tabii ki. Şimdi şöyle söyleyeyim bu konuyu. Yaprak, toprak ve su analizinin belli bir birim maliyeti çıkmıştır. Biz borsa olarak elimizden geldiğince minimuma düşürerek bu fiyatı açıklamışızdır. Bu yıl itibariyle toprak analizimizin fiyatı 50 TL'dir. Bu çok uygun bir fiyattır. Zaten bu tamamı çiftçinin cebinden de çıkmıyor. Çünkü destek var. Bu desteği de açıklar mısınız lütfen? Bilmeyen çiftçilerimizi çiftçi kayıt sistemine açısından kayıtlı olan çiftçilerimiz, ÇKS dediğimiz, evet, arazi miktarı başına devlet toprak analizi desteği verir. Dönüm başı 2,5 milyon liradır. 2,5 TL'lik destek, yani şöyle anlatalım, 20 dekar arazi sahibi bir çiftçi toprak analizini bedavaya yaptırmış olur. Devlet tarafından desteklenir. Bunun yanında önümüzdeki yıllarda artık mazot ve gübre desteğini de verebilmemiz için toprak analizini mecbur hale getirmiştir devlet. Dolayısıyla her çiftçinin toprak analizi yapması gerekmektedir. Hem zorunluluk hem de kendi yararına. Aynen öyle. Teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgi için. Ben teşekkür ederim. Size kolaylıklar diliyorum. Sağ olun, teşekkür ederiz. İyi çalışmalar. Alaşehir'de üzüm tarımı ile ilgili hazırladığımız bugünkü Bizim Topraklar programının da burada sonuna geldik. Önümüzdeki hafta farklı bir ilde ve yeni bir programla tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın. Bereketli olsun.